Gül şehri Medine'deyiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benim ashabım gökteki yıldızlar gibi, hangisine tabi olursanız doğru yolu bulursunuz. İşte o Hazreti Ali radıyallahu anh Medine-i Münevvere'de Hazreti Fatıma annemle bir evlilik ve ardından Hasan ile Hüseyin henüz daha küçük bir bebek iken bir hadise, bir kıssa sizlere inşallah bu anıyı, bu hadiseyi sizlere anlatmak istiyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh değerli kardeşlerim fakir yevmiye ile günlük rızkını temin etmek için hurma bahçelerinde de çalışır ve Hazreti Fatıma annem peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma annem ile evliliği esnasında fakir ve yoksul bir hayat. Tabii Hazreti Ali bir o kadar da cömertti değerli kardeşlerim. Hasan'la Hüseyin henüz daha küçücük bir bebek iken bir gün Fatıma-tı Zehra annemiz Hazreti Ali'ye 3-5 dirhem vererek, ya Ali git pazardan biraz buğday al gel öğüteyim ve çocukların karnını doyurayım buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh o 3 dirhemi aldı, evden çıkıp yürürken yolda iki kişinin kavga ettiğini gördü. Ve bir Yahudi bir Müslümana hakaretler yağdırarak ondan alacağını isterken o Müslüman olan fakir de Hazreti Ali'yi görünce ya Ali bana yardım et Allah rızası için dedi. Hazreti Ali geldi ve bu hakaret savuran adama senin dedi bu adamdan istediğin nedir? O dedi ya Ali bu bana borcunu ödemiyor. Fakir olan kişi de dedi ki ben yok olsa ödeyeceğim. Hazreti Ali dedi ne kadar borcun buna? Dedi ki 3 dirhem. Hazreti Ali o 3 dirhemi o Yahudi'ye verdi ve bu adamı sıkıntıdan kurtardı ve o Müslüman olan adam da Allah razı olsun senden ya Ali dedi. Hazreti Ali eve eli boş döndü tabi. Fatıma annemiz Hazreti Ali'nin eli boş döndüğünü görünce ya Ali ne yaptın? Ben seni pazara göndermiştim. Evde yiyecek hiçbir şey yok. Çocuklar aç. Hazreti Ali dedi ki ey peygamber kızı durum böyle böyle. Yolda bir adamın sıkıntısını giderdim. Durumu anlatınca Hazreti Fatıma annem de iyi yapmışsın ya Ali dedi. O halde git babama, babamdan belki bir şeyler bulursun dedi. Hazreti Ali evden çıktı tekrar Allah Resulü'nün yanına giderken karşısına bir adam çıktı. Böyle devenin ipinden tutmuş yolda giderken Hazreti Ali radıyallahu anh bu adamı görünce dedi ki ey Ali bu deveyi sana satayım mı? Hazreti Ali dedi bende bu deveyi satın alacak dirhem yok. Dedi ya Ali sonra ödersin bana dedi ve o deveyi Hazreti Ali'ye zorla sattı. Hazreti Ali'ye 90 dirheme sattığı deveyi Hazreti Ali devenin ipinden tuttu, biraz yürüdü ileriye doğru. Bu sefer Hazreti Ali'nin karşısına başka bir zat çıktı. Ne güzel bir deve, böyle kınalı mınalı, ey Ali bu deveyi bana satar mısın dedi. Hazreti Ali az önce deveyi kendisine satan adamdan sonra deveyi başka birinin satın alması karşısında
ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ve dedi ki henüz daha bunu yeni aldım. Hem de borcu aldım daha, ücretini de ödemedim. O zat dedi ya Ali bu deveye 150 dirhem vereyim. Hazreti Ali dedi o çok olur. Ben bunu 90 dirheme almıştım. Sen üstüne bir iki kar koy ver. Adam dedi hayır bu deve 150 dirhem eder. Ben sana 150 dirhemi veriyorum al. Ve o deveyi Hazreti Ali'den zorla adam yani çok isteyerek satın alır. Ve Hazreti Ali ilk deveyi aldığı adama borcunu ödemek için adamın sağ arar gider sağa sola ama bulamaz. Resulullah Efendimizin yanına gelir. Allah Resulüne durumu daha söylemeden Resulullah Efendimiz ticaretin mübarek olsun ya Ali deyince Hazreti Ali ağlamaya başlar. Ya Resulallah siz benim ticaretimden haberdar mısınız? Hani Allah Resulü dedi ya Ali sen bir deve satın aldın ve sonra sattın değil mi? Evet ya Resulallah. O deveyi sana satan kimdi biliyor musun ya Ali dedi. O deveyi sana satan Cebrail'di ya Ali. Senden satın alan da İsrafil aleyhisselamdı ya Ali. Ticaretin mübarek olsun deyince Hazreti Ali ağlamaya başladı. Ve kendi evine yetecek kadarını aldı ve diğerini ne yapayım ya Resulallah? Medine'deki fakirlere dağıt dedi. Ve Medine'deki fakirlere dağıttı. Kendi evinin 3 günlük rızkını alarak evine döndü. Allah yolunda infak eden bir müminin sıkıntısını giderene Hazreti Allah nasıl yetişiyor? İşte bu hadiseyle değerli kardeşlerim anlıyoruz. Yine bir gün Hazreti Ali bir hurma bahçesinde yevmiye ile çalışıyordu. Hurma topluyordu. Medine son derece sıcak, yaz bir havada. Hazreti Ali akşama kadar o hurma ağaçlarına çıkarak hurmaları toplayarak bir işçi çalışıyordu. Akşam olduğu zaman yorgun ve bitkin düşen Hazreti Ali çalışmasının karşılığı bir çuval hurma ona bahçenin sahibi verdi. Dedi ya Ali bugün senin çalışmanın bedeli bu. Al bir çuval hurma yevmiyeni dedi ve Hazreti Ali bir çuval hurmayı aldı. Akşama kadar çalıştığının karşılığında o hurmayı devenin üzerine yükledi ve Medine'nin pazarına doğru gidiyordu. Hurmayı satacaktı. Ve giderken yolda bir miskin Hazreti Ali'ye "Ey Ali bana hurma ver. Ey Ali bana hurma ver." deyince Hazreti Ali yanında bulunan yardımcısı Kamber'e dedi ki ne istiyor bu? O dedi ki ya Ali hurma istiyor miskin fakir. Hazreti Ali dedi ne duruyorsun o zaman ona biraz hurma ver dedi. Kamber dedi ki ya Ali hurma çuvalın içerisinde. O zaman ne duruyorsun dedi çuvalı da ver çuvalla ver. O zaman dedi ki yardımcısı Kamber ya Ali çuval devenin üzerinde o zaman deveyi de ver. Deveyle olduğu gibi çuvalı o miskine ver. Hazreti Ali'nin yanında bulunan yardımcısı diyor ki vallahi devenin ipi benim elimde deseydim Ali beni de vermekte tereddüt etmeyecekti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Hadis-i şeriflerinde değerli dinleyenlerimiz hayırlı işte acele ediniz. Hayırlı işte acele ediniz. Eğer hayırlı işlerde acele etmezseniz beklerseniz o
şerre dönüşebilir. Hayırlı işlerde acele etmek. Nedir bu hayırlı işlerden biri? Sadaka vermekte. Bir Müslümanın sıkıntısını gidermekte acele ediniz diyor Peygamberimiz. Namaz kılmakta acele edin, yani cenazenizi gömmekte acele edin. Düğünde, evlilikte acele edin. Yani hayırlı işlerde diyor, çok beklemeyin diyor. Evet. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh, değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, aynı zamanda damadı ve Hazreti Ali de Resulullah Efendimizin vefatından sonra, değerli kardeşlerim, tabi Efendimizin yanında Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mekke'nin fethinde siyah bir kap hep Hazreti Ali'nin elinde olurdu. Sevgili Peygamberimizin yanında bir gölge gibiydi. Efendimizin vefatından sonra 6 ay geçmişti. Peygamberimizin vefatından 6 ay sonra Hazreti Fatıma annem 34 yaşlarında, genç yaşta, o da vefat edince Hazreti Ali radıyallahu an hepten yıkılmış ve Medine'de, değerli kardeşlerim, birçok münafıklarla imtihan olmuştur. Çünkü Hazreti Ali benim nefsimden başka düşmanım yok diyordu. Bir insanın en büyük nefsi, düşmanı nefsidir. Nefis şunu yap, bunu yap, şöyle yap, böyle yap, günahtan başka adama bir şey yazdırmaz. Çünkü nefis öyle bir şey ki. O yüzden Hazreti Ali benim nefsimden başka düşmanım yok diyordu. Hayber Kalesi'nin fethinde komutan Hazreti Ali tonlarca ağırlıktaki Hayber'in kapısını tek başına yerinden söktü ve bir hallaç pamuğu gibi savurdu. Bu bir iman gücü, bir mucizeydi. Peygamberin mucizesiydi. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh, kardeşlerim, Hazreti Osman'ı bile şehit ettikleri sırada Hazreti Ali Medine'deydi. Hazreti Osman'ın şehit olduğundan sonra Hazreti Ali bir de Muaviye ile imtihan oldu. Biliyorsunuz o Sıffın Savaşı. Hazreti Ali işte ne yaptı Muaviye ile kardeşlerim? Bir itikat ayrılığında belli bir şeyde imtihan oldu. Ve Hazreti Ali keremallahu veçhe, değerli kardeşlerim, Küfe'ye gitti, Küfe'ye. Küfe halkının, değerli kardeşlerim, Hazreti Ali bir sabah namazıydı. Tabii Hazreti Ali sonradan evlendi. Yani Fatıma annemden sonra evlendi. Hatta bir şeyini daha söyleyeyim size. Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme evlenmek istediğini söylediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya Ali, kızım Fatıma'yı boşamadan evlenemezsin. Bak dikkat edin bura. Yani orada bir, şimdi Fatıma'nın üzülmesini istemiyordu. Şimdi burada Hazreti Fatıma annemin vefatından sonra tabi Hazreti Ali tekrar evlendi. Cenab-ı Allah'ın emridir bunlar. Hazreti Ali Kufe'de sabah namazına giderken bir mecusi tarafından, bir münafık tarafından, efendime söyleyeyim kardeşlerim, sabah namazında giderken sırtından hançerlendi, zehirli bir hançerle. Ve Hazreti Ali o sırtındaki hançeri acısıyla dedi ki, bu hançeri dedi ben namaza durayım, öyle çıkartın. Niçin? Çünkü namazda acıyı hissetmem dedi. Namaza öyle durdu, hançeri öyle çıkardılar sırtından ve Hazreti Ali de şehit düştü, şehit edildi kardeşlerim.
Ve o da en büyük mertebeye. Yani şöyle baktığımız zaman bir Hazreti Ali, bir Hazreti Ebu Bekir, bir Hazreti Ömer, efendime söyleyeyim bir Hazreti Osman, bunlar hep şehit oldu yani. Hazreti Ebu Bekir'in şehitliği de şuradan geliyor. Bir hadis-i şerifte rivayetlere göre Hazreti Ebu Bekir yatağında vefat etti ama hani hicret ederken Mekke'den Sevir mağarasında bir yılan Ebu Bekir'i ısırmıştı ya, o zehir o an kesilmişti. Yıllar sonra o zehir vücutta kaldığı için debreşiyor ve hem sıddık hem şehitlik makamı da Hazreti Ebu Bekir'e yazılıyordu. Evet. Baktığımız zaman peygamberimizin en böyle İslam'ın ileri gelenleri Hazreti Ali gibi bu sahabelerin işte hayatındaki son anları da şehitliktir. Rabbim şehitlik makamına nasip eylesin. Cümlemizi Allah komşu eylesin. Amin diyoruz.